Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz iyisinizdir. Bugün Eylül'ün 1'i ve Eylül'ün ilk gününde Eylül ayı size neler getirebilir? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Desteleri önceden hazırladım, yüklemesi kolay olsun diye. İstediğiniz desteye, çekildiğiniz desteye dinleyebilirsiniz açıkçası. Zaten aşağı yukarı şu an gündeminizi biliyorsunuzdur. Zaten beklediğiniz, olmasını düşündüğünüz durumlar vardır. Haliyle dinlerken de bir çıkarım yaparsınız diye düşünüyorum size uyup uymaması noktasında. Uymayan yorumları da kendinize uydurmak için zorlamayın. Unutmayın ki bunlar genel ve kolektif açımlar. Hep size harfiyen uyacak ya da uyacak diye bir şey hiçbir zaman yok, unutmayın ki. Şimdi bir destemiz kaplan gözü olan buradaki destemiz. İkinci destemiz ham, işlenmemiş bir ay taşı olan ortadaki destemiz. Üçüncü destemizde en sonda görmüş olduğunuz yine ham, işlenmemiş bir lapis lazuli taşı koyduğum üçüncü destemiz, en sondaki destemiz. Dediğim gibi istediğinizi dinleyebilirsiniz. Durdurup zaman geçirebilirsiniz hangisini dinlemeniz gerektiği noktasında. Ben ilk destemize yoruma başlıyor olacağım. Merhabalar, birinci desteği yani kaplan gözü olan destemizi seçen arkadaşlar. Sizin için ilginç bir ay. Öncelikle onu söyleyeyim. Hazırlarken de biraz dedirtti. Bu deste altında kalan kartınız. Desteği hani yeni hazırladığım için zaten hemen onu da oraya yerleştirmek istedim. Dediğim gibi biraz şaşırtıcı ve sürprizli gelişmelere gebe olabilir bu ay. Şimdi sizin için Eylül ayı böyle hayal ettiğiniz şeylerin biraz böyle gerçeğe belki dönüşmeye başladığı ve kendinizi bol bol aksiyon içerisinde gördüğünüz bir zaman dilimi olabilir. Bir hayal edin kartımız var ve buna çok aslında benzer bir şekilde birazcık alalım şöyle. Reaching your destination, yani varış noktanıza aslında ulaşmak anlamına gelen bir kartımız var ve bakın sanki böyle bir baloncuğun, sihirli bir kürenin içerisindeymiş gibi duruyor buradaki şatomuz. Bu sizin dileğiniz, olmasını beklediğiniz olay olabilir. Hayal ettiğiniz, gelişmesini istediğiniz süreci anlatıyor olabilir. Ve ne demiş? Your light is shining brightly. Senin ışığın çok böyle parlak bir şekilde aslında ışılıyor, parlıyor ışığın demiş. Hani sanki bir taraftan evet ışığınızın yansıyacağı bir zaman dilimi. Zaten buradaki action kartı da aslında bize bunu ifade ediyor. Bir aksiyondan bahsediyor kendisi. Numarası 15, önemli olabilir. Buradaki kartımızın da 20 idi. Belki işte Eylül'ün 15'i 20'si gibi tarihleri de düşünebilirsiniz elbette. Şart olmamakla birlikte. Burada bakın aslında bir çiçek gibi duruyor ama biz buradaki kadının dans ettiğini, bir performans sergilediğini görüyoruz. Ve özellikle böyle hani sahne işleriyle uğraşanlar ya da bir şekilde toplum önünde, göz önünde işler yapanlar varsa onlar için bol aksiyonlu olabilir. Özellikle meslektaşlarımın zaten okula geri döneceği, öğretmenlerin bol sahnede olacağı bir süreç. Eylül ayı. Bunun gibi hani belki böyle bir uzun bir tatilin ardından tekrar işe başlayanlar, işte aksiyona geçenler varsa elbette hani dikkatlerin aslında üzerinizde olacağını anlıyoruz. Burada böyle bir durum da var. Özellikle deste altınız kupa üçlüsü, sosyal ortamlar, eğlenceli yerler, düğünler, değnekler, böyle kutlamalar, arkadaşlarla buluşmalar, bir yerlerde oturup bir şeyler içmeler. Bazen tabii ki burada gösterdiği gibi doğrudan belki kadeh tokuşturmalar, hani bunları da bizim için gösterebiliyor. Ama mesajınız ilginç. Oraya birazdan geleceğim. Çünkü kartımız ters geldi. Bu destede ters geldiğinde koruyucu anlamlar çalışıyor arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Aslında güzel bir şey bir noktada. Dediğim gibi bence böyle hayal ettiğiniz noktalara doğru uçtuğunuz bir süreç var. Burada bir yolu ilerleyeceğiniz zaten anlaşılıyor. Hem de mavi bir kelebek var bakın. Kelebek bizim için ne? Dönüşüm teması. Belki de olgunlaşmasını hayal ettiğiniz bir konunun artık gerçeğe dönüp sizin önünüze kendini getirdiğini görebiliriz. Zaten tarota değnek şövalyesiyle açtınız. Şimdi değnek şövalyesi bizi de gösterebilir. Olaya etki edecek insanları da gösterebilir. Ya da doğrudan durumu, süreci de anlatabilir. Saraylı kartların birkaç farklı yorumu vardır. Şimdi burada ben şöyle bir şey görüyorum aslında. Hani birkaç farklı yorum var açıkçası. Uyanı alın. Sizden kaçan bir durumun, sizden kaçan bir fırsat olabilir, bir kişi olabilir, bir iş teklifi olabilir. Size koşarak geri dönmesi. Ancak sizin eskisi kadar sanki buraya karşı güvenmemeniz. Belki mesela eskiden görüştünüz ya da bir ilişki yaşadınız. Birisi hiç beklenmedik şekilde geri dönüyor ve bu sizde bir şüphe uyandırıyor. Ya geldin ama arkadaş ben sana güvenebilir miyim diyorsunuz belki de. Çünkü kupa yedilisinde biz şunu sorarız. Bu karşımdaki şey benim gerçek olamayacak kadar güzel. Peki gerçekten gerçek mi? Yoksa bir illüzyon mu? Bir yanılsama mı? Yine bakın burada hayallerin önemli olduğunu görüyoruz. Belki bu şey bir yerde hayallerinizi süslüyor. Hani gerçekten istediğiniz bir şey belki de. Bir iş teklifi ise belki gerçekten uzun süre peşinden koştunuz, beklediniz. Belki hayalini kurdunuz. Şöyle alayım parlamasın. Belki işte bu bir kişi ise gerçekten uzun süredir aslında onun da size yaklaşmasını istediniz. Ama artık güvenemiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben kusura bakma hani geçmişte de bir takım derslerimi aldım ve kendimi şu an sağlama alarak hareket etmek durumundayım. Ve hani kusura bakma sen her neysen artık kişi mi olay mı durum mu bu her neyse ya sana çok da güvenmiyorum diyorsunuz. Ancak yine de öyle ya da böyle size bu durumun içerisinde sanki bir fırsat daha sunuluyor. Hani bu fırsat sizin için bu ay gerçekten sizin için böyle fırsatların bolca yer ettiği bir dönem olabilir. Ancak şunu söyleyeyim, ne olursa olsun, neyi ya da kimi seçerseniz seçin. Hatta eğer bunlar mesela kişilerse gerçekten belki çok göz önünde olduğunuz birden fazla böyle hani talibinizin diyelim olduğu bir süreç olabilir Eylül ayı. Ve nihayetinde bence ama kazançlı da çıkıyorsunuz. Çünkü tılsım kralı ile tamamlamışsınız ayı. Nihayetinde hani Eylül ayını bitirdiğinizde artık bazı şeylerden eminsiniz. Mesela neyin olup neyin olmayacağını biliyorsunuz belki de. Kime güvenip kime güvenemeyeceğinizi biliyorsunuz belki de. Ya da hani bir özellikle iş kovalayanlar için söyleyeyim. Yani uzun süredir mesela iş arayanlar varsa buradakiler işe girer. Nihayetinde bir iş. Onlar için ama güzel olan iş. Çünkü kupası seçiliyor. Demek ki onların gündemine girecek. Ben şimdi size şu kartın koruyucu anlamını okumak istiyorum bu arada. Açılımın tam böyle içerisine bomba gibi getirmek istiyorum. Bakın demiş ki burada Başak ruhu aldınız. Şöyle düz bir şekilde de göstereyim. Çok güzel bir kart. Bu da size en sevdiğim kartlardan biri. Düz geldiğinde aslında hayatın bizim için bir gizem olduğunu söyler. Deneyimlerimizin önemli olduğunu, her zaman her şeyi bilemeyeceğimizi. Hani şurada sanki zaten şeyi arıyorsunuz siz. Ya bu konu ne olacak? Nereye varacak? Ben burada neticeyi istiyorum diyorsunuz. Ama bu kart düz geldiğinde mesela der ki bize ya kusura bakma her zaman her şeyi açık bir şekilde görüp bilemezsin. Bu hayatı kontrol etme ihtiyacını bir kenara bırak ve deneyime şans ver, tecrübeye şans ver, sezgilerini dinle der. Şimdi dediğim gibi burada ters geldi. Şimdi bakın size ne diyor? Başak ruhu bunun içinizin en derinlerindeki, en değer verdiğiniz düşlerinizi, arzularınızı başkalarına açıklama değil, daha çok gerçekler farkındalığınıza çıkmaya başlarken sessiz, kendinize karşı nazik olma zamanı olduğunu söylüyor. Burada kendinizi korumanız gerekir. Onun için ayrım yapın, seçici ve hatta gerektiğinden fazla açıklama yapmadan ketum olun. İnsanlar genellikle size fikirlerini dayatmaya meyilli. Onun için bu dönemde etrafınızdakilere dikkat edin. Bakın zaten tarot açılımınızla uyumlu aslında. Hani kartın dediğim gibi şöyle gösterelim tekrar ters mesajı. Diyor ki kendini korumaya al, seçici ol. Hani gerçekten o kafa karıştırıcı dedik ya bir sürü belki de seçenek geliyor önünüze. Ama biri daha güvenilmez, biri daha güvenilir. Sanki böyle bir durum var. Bir iş teklifi çok cazip gözüküyor ama yani çok sağlam papuç değil belki ama farklı bir iş teklifi, farklı bir proje belki daha kalıcı ve daha sağlam olacak. Ya da bunlar dediğim gibi eğer partnerse yani bir tanesi geliyor, çok da güzel geliyor, hızlı geliyor tamam. Ama çok da böyle şey yapmıyor yani güven vermiyor ve belki de burada güven verilen taraf seçiliyor. O yüzden de diyor ki hani kendi sırrını da kimseyle de öyle çok paylaşma çünkü aktif olabilirsiniz bu dönem. Arkadaşlar, toplantılar, partiler yoğun olabilir. Ama diyor ki kendi içinde yaşa. Hani şey derler ya zaten bir dileğin, bir hayalin varsa kimseyle paylaşma. Paylaştıkça başarılı olma şansın düşer diye. Biraz kendi içinizde yaşamanız gerekiyor. Olabilir dediğim gibi. Devam ediyorum. Sırlarınızı, niyetlerinizi yanlış anlayabilecek veya desteklemeyecek kişileri açmaktansa kendinize saklayarak dikkatli olun. Güdülerinizi kontrol edin. Yine bakın, kontrollü gitmek, her şeyi böyle bodoslama atlamamak var. Çünkü buradaki değnek şövalyesi pekala sizin bu Eylül ayında girmek istediğiniz tutumu da gösterebilir. Hani dedik ya, aktifsiniz zaten diye. Belki de böyle hızlı hızlı ben bunu yapacağım, buraya gideceğim, bunu planlıyorum, hadi bana bakın demek isteyeceksiniz. Ama bu kart diyor ki hayır, şu an bunları dememen gerekiyor. Kendi içinde planlaman, programlaman, tasarlaman gerekiyor diyor. Yani birazcık daha belki o hayal dünyasında kendi içinizde kalmak gerekiyor. Siz çevrenizdeki enerjiyi algılamaya başlarken mantıklı zihninizin bir mola vermesine izin verin. Vaşak ruhu sizin kaçamak ve bilge bir tavır içinde ağzınızı sıkı tutmanızı istiyor. İleride ortaya çıkacak bir gizem olun. Yani şu an ne yaptığın bırak, bir gizem olarak kalsın. Esrarlı bir şekilde kalsın. Senin ne yapacağın ileride ortaya çıksın diyor. Hani sanki böyle son ana kadar kartlarınızı kapalı oynayacaksınız, oynayacaksınız. Ve nihayetinde tada ben bunu seçtim. Bakın benim kararım aslında buradaydı, bu niyetteydi deyip kendinizi tılsım kralı olarak belki de göstereceksiniz. Bu yüzden açıkçası Eylül ayı boyunca ne kadar parlamak isteseniz de bunu yavaş yavaş yapmanız gerekebilir. Kendi içinizde, kendi ketumluğunuzda. Ve nihayetinde çünkü her şeye sahiptir tılsım kralı. Belki diyelim biriyle böyle yeni yeni konuşmaya başladınız, emin değilsiniz. Bir süre bırakın, ilişkiyi kendi içinizde, yani birbirinizle yaşayın. Ve dışarıya daha sonra ilan edin. Zaten kupası bir aylık zaman diliminde gösterir. Burada da bir adalet kartı gelmiş. Adalet kartı arkadaşlar terazi dönemini gösteriyor. Eylül ayının son haftaları ve Ekim ayı yine belki önemli olacak olabilir. Yani bu ayda yaşayacağınız şeyleri belki bu ay gizli tutup Ekim ayında ortaya çıkartmak sizin için daha önemli olabilir. Çünkü hedeflerinize doğru bakın yürüyorsunuz. Ya belki gerçekten çok istediğiniz şeyler oluyor ama diyor ki biraz diyor bunları kendine sakla, olur mu diyor. Bence çok heyecanlanacaksınız. Bu yüzden herkese dediğim gibi açmak isteyebilirsiniz ama açmayın. Bu süreçte birazcık daha kendi içinizde yaşamanız daha güzel olacak gibi. Yani çok ortak bir konu geldi açıkçası. İnşallah en güzeli olsun hakkınızda. Kendinize çok iyi bakın. Bir ay sonrasında güncellersiniz. Eylül'de şöyle oldu, böyle olmadı şeklinde. Görüşmek üzere. Merhabalar. İkinci destemizi seçen arkadaşlarımız. Şimdi sizin için epey ilginç bir ay. Öncelikle bunu söyleyerek yoruma başlayayım. Dikkatinizi isteyen konular var. Vaktinizi isteyen konular var. Bence zaman verdiğiniz konular da var. Şimdi önce ayın mesajı şu: Be from above, yukarıdan gör, bir şeylere tepeden bak diyor. Hani kuş bakışı bir seviyeye çıkıp böyle bir balonda bakıyor aşağıya. Büyük resmi görmelisin diyor. Yani detaylarda boğulma, çünkü belli ki siz bir şeyleri çok kafaya takacaksınız bu dönem, inceleyeceksiniz bu ay boyunca. Ama burada hani odağınızı oluşturan konulara dikkat edin. Bakın, fokus, odaklanma. Mavi bir kelebek var. Daha üst kısımda, 3. göz bölümünde, çakrasının üzerinde. Ve kadının burundan aşağısının suyun içinde olduğunu görüyoruz. Şimdi su bizim için duygularımız, bilinç dışımız. Duygularda boğulmakla, duygularla hareket etmekle, sanki böyle netlikle, açık berrak zihinle hareket etmek arasına gidip geleceksiniz gibi geldi bana. Zaten ay genelinde böyle bir Kılıç kralı, ermiş etkileri, denge kartı, hani çok enteresan bir yere götürüyor sizi. Bence aya çok sıkıntılı başlanıyor. Yani şu an zaten hali hazırda belli ki bu süreci yaşıyorsunuz. Ve bence dediğim gibi bir şeylere ya da birine zaman verdiniz. Tik tak karta. Zaman geriye doğru işliyor. Hani artık sayıyor. 10, 9, 8. Ve o vakte kadar olursa olur, olmazsa bu şeyi bitireceğim diye olabilirsiniz. Ya da siz böyle birinden bu tarz bir şey bekliyor olabilirsiniz. Hadi bakalım buradan ne kararla çıkacaksın, ne sonuçla çıkacaksın diye. Ve bu sizin gerçekten belki mantığınız ve kalbiniz arasında yapmanız gereken bir seçimi gösterebilir şuraya baktığımızda. Okumanın tarot kısmına geldiğimizde zaten aslında yaklaşık 2,5 aydır süren bir meseleyi bahsetmiş, gündeme getirmiş Kılıç olmuşsu. Ve bu sıkıntılı bir şey olabilir. Özellikle bitirilen konular, bitirilen bir ilişki, bitirilen bir iş, taşınılan bir ev. Çünkü her neyse konu, bakın deste altında tılsım beşlisi gelmişti. Sizin çok yalnız, çok böyle dışlanmış hissetmenize sebep olan bir konu olabilir. Zaten burada da bir ermiş kartımız var. Aslında çiftler çiftler yalnızlık hissiyatıyla giriliyor. Hani yazın ortasında belki üşüdünüz. Yazın ortasında belki kışı yaşattı bu durum, her neyse size. Ve hani dediğim gibi ayın sanki ilk haftaları da bu konunun netleşmesi, artık hani akla karanın ortaya çıkması, sizin olayı daha iyi anlamak istemeniz gibi şeyler sanki gündemde olacak. Ve burada ya bir kılıç kralı var sizin muhatap olduğunuz, ya da siz bu durumla ilgili kılıç kralı gibi hareket edebilirsiniz. Bu ne demek? Şimdi ya karşınızda bir duruma karar veren, bir durumu bitiren, sizi de biraz sıkıntıya sokan, biraz soğukkanlı gördüğünüz, katı gördüğünüz, resmi gördüğünüz, ciddi gördüğünüz bir insan olabilir. Ve bu insan size belki de şu kılıç onlusunu yaşatmış olabilir. Yani bir bitişi yaşatmış olabilir. Bir hayal kırıklığını yaşatmış olabilir. Canınızı yakmış olabilir ve siz nihayetinde şu anda hani ermişin o yalnızlığını hissediyor olabilirsiniz. Çok pişman etmiş olabilir bu insan size, hani ona güvendiğinize. Veyahut da bir durum yaşandı ve bu durum sizin yine canınızı yaktı aslında, ya da yakmasından şu an çekiniyorsunuz. Ve bunun karşılığında siz kılıç kralı versiyona gireceksiniz. Bu ne demek? Daha mantıklı düşüneceksiniz, daha soğuk, daha keskin ve belki daha acımasız hareket edecek olabilirsiniz. Diyelim ki işte bir arkadaşınız, misal veriyorum, siz bunu herkese yorabilirsiniz. Patron, sevgili, eş, fark etmez. Bir konuda sizi hayal kırıklığına uğrattı. Ve artık kredisi doldu yani. Doldu artık. Son şansı vermiştiniz zaten. Geri sayım başlamıştı ya. Diyorsunuz ki ya artık kusura bakma, bizim seninle arkadaşlığımız bitti. Buraya kadar. Ben gerekirse artık yalnız kalırım. Tek başıma kalırım. Ama kendimle kalırım. Şeyi anımsattı. Aşk kırıntılarıyla beslenmektense yalnız kalırım bu hayatta. Bir şarkı vardı ya, Teoman'ın olması lazım. Onun gibi hani senin bana böyle kırıntı olarak verdiğin şeye burada minnet eylemektense arkadaşım, patronum ya da sevgilim, hani dediğim gibi muhatabınız kimse, ya kusura bakma ben aramızdaki ilişkiyi tamamen bitiririm. Yalnız kalırım daha iyi. Ve şöyle bir şey var. Aslında bu kararı aldığınızda da her şey de öyle çok kötü falan olmuyor. Siz dengenizi buluyorsunuz. Çünkü bu insan kimse zaten dengenizi bozmuş sizin. Ya da bu durum. Mesela sıkıntılı bir şirket, sıkıntılı bir iş yeri, bir ev. Artık çünkü bu konudan uzaklaştığınızda ve hani ya ben yalnız kalacağım, kafamı dinleyeceğim dediğinizde gerçekten bakın dengenizi buluyorsunuz. Gerçekten odaklanmanız gereken şeylere odaklanmaya başlıyorsunuz. İyileşmeye başlıyorsunuz. Hani kedi orada cupcake'leri dökmüş falan ama kadının umurunda değil, rahat artık. Yani güneş, değnek altılısı, güç kartı. Şöyle bir şey. Özgüveninizi kazandırıyor bu durum size. Şu son 3 kart bakın arkadaşlar bizim için tarotta Aslan burcunu anlatır. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslan konuları, 5. ev konuları. Cesaret, risk almak, özgüveninizin artması. Bunlar hayata geçiyor. Haritanıza bakın bakalım. O evlerde ne var? Aslan burcunda neler var? 5. evde neler var? Aslandan bir etki alınmış mı? Bu konular hayata geçiyor çünkü. Yaratıcılık, ön planda olma, güveninizin tazelenmesi, insanların sizi takdir etmesi, başarılı olmanız, göz önünde olmanız. Ayı böyle kapatıyorsunuz siz. Bayağı böyle yenik başladığınız bir ayı, ben artık başarılıyım, artık burada tozu dumana katan benim kardeşim diyerek bitiriyorsunuz. Çok ilginç, çok konuşma biçimimi bile etkiledi. Böyle bir sert, daha şey bir konuşmaya itiyor beni. Daha yani özgüvenli bir şeye itiyor. Egonuz besleniyor sağlıklı bir şekilde. Özgüveniniz tazeleniyor. Hani diyorsunuz ki artık istediğimi yıkarım, istediğime de bak şefkatle yaklaşırım. Artık bu benim tercihim, bu benim kararım. Sizin beni hapsettiğiniz hani şurada durmak zorunda değilim diyorsunuz. Ve size bakın güve ruhunu okuyacağım. Şimdi güve ruhu geldiğinde teslim olun der. Teslim olmak. Ne demek? Akışa razı gelmek. Çok direnmemek. Olana izin vermek, değil mi? Şimdi ben bunu size doğrudan kitapçığından okuyacağım. Mesajı daha net almanız için hazırladım burada zaten. Diyor ki, güve ruhu şu anda size neyin yol gösterdiğini soruyor. Kutsal ruhla uyumlu musunuz? Yani yaratıcıyla sen uyumlu musun? Yoksa dayanılmaz bir istek veya bağımlılık halinde inatla bir şeyin ya da birinin peşinden mi gidiyorsun? Potansiyel bir ilişki veya fırsat konusunda doğru düzgün düşünemeyecek kadar mest mi oldu? Yani çok mu, o kadar mı bağlandın şu duruma? Sağlıklı düşünemiyorsun diyor. Çok çalışmak ve kendini adamak erdemdir. Sevgi elbette güzel bir şeydir. Ancak güve ruhu ortaya çıktığı zaman amansız bir arayış içinde sınırı aşıp aşmadığınızı düşünme zamanıdır. Yani belki de burası vadesine çoktan doldurdu. Uzatmaları oynuyorsunuz. İşkoliklik, aşırı yemek, mükemmelliyetçilik ya da kesinliğe veya hatta şu anda zaafınız olan birine bağımlılık. Bağımlılığın şekli ölçülük gerektiği zamanlarda sebatkar olmanın sonuçlarının farkında olmak kadar önemli değildir. Bakın bizim ölçülü kartımız nedir biliyor musunuz? Denge. Orijinalde bu temperance'dır. Ölçülü olmaktır aslında ama bize denge diye çevrilmiş bu. Tarot bize gelirken. Aslında mesele sizin ölçülü olmanız. Belki ipin ucu kaçırıldı bir konuda ve ya yeter artık dediniz ve artık ölçülü olmaya başlıyorsunuz. Bu gerçekten şey bile olabilir. Belki çok aşırı yiyorsunuz ve ya yeter artık bu durum bana zarar veriyor. Ben bunun mantığına vardım. Tamam biraz canım sıkacak artık her şeyi yiyememek ama olsun şuradaki kekler umurumda değil. Artık hani sporumdayım, işimdeyim, gücümdeyim ve herkes de beni ne kadar beğeniyor ya bile gidebilir iş. Anlatabildim mi? Hani böyle bir şey bile olabilir. Çok büyük konular olmasına dahi gerek yok. Fazla enerjinizi birden fazla yöne kanalize edin. Ateş yaklaşanı yakar. Sizin için önemli olan bütün diğer arayışları bir yana bırakarak tutkunuzun içinde kaybolmak istemezsiniz. Hayat tek bir şeyden ibaret değildir diyor aslında. Şimdi dürtünüzün kaçmanıza veya savaşmanıza yol açmaması için teslim olma ve radikal bir şekilde kabullenme zamanı. Kutsal ruh, güve ruh enerjisini daha dengeli kullanmanızı sağlayacak şekilde gevşeyebilmeniz için kesinlik, kontrol ihtiyacınızı bir kenara bırakmanızı istiyor. Gereklilik ve zorunlulukları kafanızdan atın ki olabileceklerin önünü açarak olanın keyfini çıkartabilin. Yani belki de illa da bu olacak, illa da bu iş olacak, illa da bu insan olacak diye direttiniz. Ama diyor ki yani bir bırak, sana yani daha güzel bir durum geliyor, bunu gözden kaçırıyorsun. Daha başarılı olacaksın, daha iyi olacaksın. Kontrol ihtiyacını bir kenara bırak diyor. O yüzden biraz ayın bence ilk 2 haftası şu durumda celalleşirken ayın belki de son artık haftalarında ya bir dakika daha iyiyim sanki böyle yavaş yavaş gücüm tazelendi, kendime geldim. Daha belki gerçekten ateş enerjilerine çıkacak olabilirsiniz. O kırmızının o ateşli doğasına daha hareketli, daha kendine güvenen ve bence kendinizi hani şu yaşadığınız kışa, şu soğuğa, dışlanmışlık duygusuna, özgüvensizlik duygusuna çok güzel sıcacık bir dakika ben kendi istediklerimi yapabilecek ve alabilecek durumdayım güvenine geliyorsunuz. Bence sizin için güzel bir ay olacak. Şu an hiç güzel gelmeyebilir size. Şu an hiç güzel gelmeyebilir. Bir ay sonra gelin yorumlarda görüşelim. Dediğim gibi uyanı alın, uymayanı da lütfen zorlamayın. İnşallah en güzeller ihtimaller gerçeğiniz olsun. Merhabalar. 3. desteği seçen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi sizde 2 tane mesaj aldık. Karıştırırken desteği hazırlarken ben de ikisini aldım bu yüzden. Biri Wondrous Universe. Nasıl diyelim? Harikalarla dolu evren. Evrenin her şeyi sunması, vermesi. Ve diyor ki güzellik içinde yürü. Güzellikleri fark et. Bu kişinin ellerinden çıkan ışık, sihir, her neyse sanki böyle gezegenleri değil mi yönetiyor gibi. Ve şuraya dikkatimi çekti. Buradaki değnek kraliçesine bakın. Elinden çıkan bir ışık var. Ve yani hep eller ön planda. Will kartı, irade kartı. Tılsım yedilisinde. Joker'de bile el var. Elinde bir ametist taşıyor buradaki jokerimiz. Ve büyücü kartında elle bir şeyler yapılıyor. Çünkü el bizim için bir şeyleri gerçekleştiğimiz yer aslında. Önemli bir sembolik. Bazı güçlerin elinizde olması, bir şeyleri tutuyor olmanız. Elinize geçen şeyler. Yani bilmiyorum bu ay bununla ilgili bir konu var. Buradaki 2. mesaj kartı Gates of Trump. Başarının, zaferin kapıları, geçitleri diyebiliriz buna. Ve diyor ki zaten başarı senin hayatına gitgide yayılıyor, genişliyor. Sınırlar böyle açılıyor ve buradan bir güneş doğuyor. Şimdi burada sanki uzun süredir beklenen konular var tılsım yedilisi. Artık hani beklemekten ağaç olum dediğimiz ya da tohumlarını çok önceden ektiğimiz durumlar olabilir. Ve bu durumları bir şeye dönüştürmek için size bir fırsat getiriliyor aslında. Bu yüzden el belli ki çok fazla gelmiş. Fakat mesele sizin bunu alıp nasıl işleyeceğiniz. Sizin hani ben bunu ne yapabilirim, nasıl işleme koyabilirim diye düşünmeniz. Aslında belli bir özgüven var bence. Çünkü değneklerin iki önemli kişisi de geldi. Değnek kraliçesi ve değnek kralı geldi açılımda. Sonuç kartınız da değnek kralı bu arada. Demek ki burada bir potansiyel çok güzel aslında gerçekleştirilecek. Ve elinizden çıkan iş, belki gerçekten ellerinizle çalışıyorsunuz. Ellerinizle üretiyorsunuz. Bu elinizden çıkan iş her neyse, dediğim gibi bazı ışıkları yakıyor, bazı karanlıkları aydınlatıyor gibi gözüküyor. Ve siz burada gerçekten hani bu şansı değerlendirmeli miyim, bu riske girmeli miyim, girmemeli miyim diye düşünebilirsiniz. Şimdi bu kartı ben Joker'e çok benzetirim. İkisi de uçurumun kenarında, kenara kadar gelmişler ve artık oradan atlayıp atlamamak mevzusu bu kişinin belki de kaderinin sonrasında gidişatını etkileyecek. Çok feci korna çalıyorlar arkadan. İnşallah size gelmiyordur ses. Elinizden bakın dökülen, saçılan bir şey var. Hani riskle atılan bir adımın size enteresan bir getirisi var. Enteresan bir başarı bu. Ne hakkında acaba? Çoğunluk kariyer bu arada, onu söyleyeyim. Kariyer, iş, yeni bir eve taşınma, belki bir yatırım yapma konusu olabilir. Daha çok ben burada maddi konuların, kariyerle ilgili konuların, sağlık, ev taşıma, şehir değiştirme, bu konuların açıkçası etkili olacağını düşünüyorum. Hani çok aşk hayatı falan gibi gelmedi bu bana. Ya ağırlık burada olacakmış gibi. Fakat bu süreçte tanıdığınız insanlar çok önemli olabilir. Çünkü bir açılıma 3 tane saraylı kart geldi. Şimdi saraylı kartlar geldiğinde bir açılımda ne kadar fazlaysa biz o kadar kişilerin, tanıdığımız insanların etkin rol oynadığını görebiliriz. Ya da kendimizin o yönlerini devreye sokmak ihtiyacında olabiliriz. Ya burada önemli bir figür, bir patron, bir yönetici, bir işveren, kapı açan bir insan. Hatta şöyle söyleyeyim, bazen değnek kraliçesi ve değnek kralı böyle geldiğinde açımlarda biz orada çiftleri görebiliriz. Böyle karı koca önemli iş insanları mesela bir yeri işletiyorlar. Size bir kapı açıyorlar. Böyle bir şey pekala söz konusu olabilir. Etkin çiftler oluyor ya da etkin ekipler. Hani böyle bitirim ikili, enerjik ikili. Ve bu insanlar birlikte iş yapıyor. Ve sanki hani burada Page of Pentacles daha çok sizmişsiniz gibi geldi bana. Tılsım Prensi. Tılsım Prensi'nin eline bir fırsat geçmiştir. Aslında bir altyapısı da vardır. Ayakları yere en sağlam basan prenstir ya da elçidir, fark etmez. Yeteneklidir, kendine güveniyordur. Ama biraz şansa da ihtiyacı vardır bir şeyleri gerçekleştirebilmek için. Hani sanki burada onu öğrenmeye başlıyorsunuz. Bu arada yaşınız genç veya yaşlı olabilir. Bunun hiç önemi yok. Diyelim ki orta yaştasınız ama hani bir yerde evet artık bir şey edinmişsiniz. Fakat yeni bir sürece giriyorsunuz hayatınızda. Yeni bir iş alanına giriyorsunuz. Yeni bir sektöre giriyorsunuz. Yeni bir şehre gidiyorsunuz. Ülkeye gidiyorsunuz ve artık orada çok da usta değilsiniz. Oranın artık acemisisiniz. Öğrencisiniz, stajyersiniz gibi düşünün. Bu kart çünkü öğrencileri ve stajyerleri çok gösterir. Ve sanki böyle bir şeyler öğrenme azmiyle hareket ediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben bugün böyle girdiğim, minnak minnak girdiğim yerden yarın çok işte büyük başarılarla çıkacağım. Bunu hedefliyorsunuz mesela. Böyle bir tema var. Bir risk almanız, o riskle birlikte bir işe koyulmanız. Çoğunuz taşınabilir, iş değiştirebilir, ev değiştirebilir. Ya da var olan iş hayatlarında yani inanılmaz sorumluluk dolu bir sürece girebilir. Bu bir eğitim hayatıysa çok fazla böyle ders yüküne girebilir. Normalde bir dönemde 5 ders alıyorsunuzdur. Bu dönem 8 ders alırsınız mesela. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Ve açıkçası biraz bir şey yapmadan çifter çifter düşünmek, ağzımızdan çıkan kelimelere, sözcüklere dikkat etmek gerekebilir. Bu ne demek? Diyelim ki bir iş anlaşması imzalanacak. Bir yerde mülakata girdiniz ve zor da olsa başardınız. Görünürde dediler ki size hani günde bu kadar çalışacaksın, şu kadar gün çalışacaksın. Fakat o sözler tutulmadı. Siz kendinize daha uzun saatler çalışırken buldunuz. sizin olmayan sorumlulukları da yerine getirirken buldunuz. Bunlar yaşanabilir. Bunlara karşı dikkatli olun. Çok da hani risk alacağım, sonuna kadar gideceğim derken çok da böyle şey yapmayın. Balıklama atlamayın. Biraz orada iradenizi ortaya koyun. İradenizi konuşturun. Çünkü bu önemli olacak. İnsanlar sizin ne kadar istekli olduğunuzu görmek isteyebilirler. Diyelim ki bir ders var. Kafaya koyduğunuz o ders alacaksınız ama kotası dolu. Bizim okulda çok olurdu o. Hocayı mesela ikna etmeniz gerekebilir. Hocam şöyle istekliyim, böyle istekliyim, her şeyi yerine getireceğim. Ya da bir iş, henüz oraya çok yetkin değilsiniz. Tamam, belli bir alana kadar belki bir özgeçmişiniz var ama işin bu alanı için diyelim ki yok. Ve diyorsunuz ki lütfen bana bu projeyi verin, bu sorumluluğu verin. Lütfen beni bu pozisyona alın. Ve ciddi anlamda hani karşınızdakileri de ikna etmeniz gerekebilir. Bunun yanında dediğim gibi size sundukları şartları sizin böyle ısrarla hayır benim bu dediğim olacak şeklinde talep etmeniz gerekebilir. Talep ve arz çünkü yine bu ayın sizin için önemli konularından. Zaten burada ne demiş Papağan ruhu? Sözlerinize dikkat edin. Hem bence insanlarla olan bu iletişimde o sözlere dikkat etmek var. Hem de zaten diğerini de şimdi ben size okuyacağım. Genel anlamda sözcüklerimize dikkat etmek. Ne demek? Kendinize ne söylüyorsunuz? Hangi mesajı tekrarlıyorsunuz? Bu kendinizi iyi hissetmenizi ve gücünüzü, potansiyelinizi hatırlatan bir şey mi? Papağanlar etraflarındaki sesleri taklit ederler ve papağan ruhu geldiği zaman kendinizle konuşmalarınıza, konuşmanızın niteliğine daha çok dikkat etme zamanıdır. Başkalarına ne söylüyorsunuz? Gerçekten inandıklarınızı mı tekrarlıyorsunuz? Sevgiyle ve olumlu konuşmak bir alışkanlık haline gelebilir. Bol bol iltifat ve teşekkür edin. İyi olan her şeyi olumlayın ki sevgi dolu şifalandırıcı sözleriniz gürültüyü bastırarak başkalarına ilham vererek tüm ormanda duyulabilsin. Değnek kraliçesi ve değnek kralı bu arada çok ilham verici karakterlerdir. Belki sizin yine birilerine ilham vermeniz. Eğer mesela şuradaki siz değilseniz, siz asıl hani bu değnek kralı, kraliçesi konumundaki güçlü insansanız belki bir öğrencinin veya bir stajyerin ya da sizden yaşça genç bir iş arkadaşınızın da sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Birine bir iş öğretmek, birine ilham olmak gibi konular olabilir. Ne bileyim işte siz abla abisinizdir, kardeşiniz vardır. Ona ön açıyorsunuzdur, yol açıyorsunuzdur, bir şeyleri öğretiyorsunuzdur. Bu da gayet söz konusu. Size hayatınızdaki ve etrafınızdaki dünyadaki gücü, bolluğu, neşeyi hatırlatan sözleri dinleyin. Sonra ruhunuz için gerçek, doğru, besleyici olanları olumlayarak bunları tekrarlayın. Evren anlattığınız hikayeyi size geri yansıtacaktır. Neye inanırsan onu yaşarsın. Evren güzelliklerle dolu, güzellik içinde yürü demeye getiriyor. Buradaki karta döndürdü bizi. Evren anlattığınız hikayeyi size geri yansıtacaktır. Sözler önemlidir. Onun için size moral veren, başkalarına etrafımızı saran güzelliği hatırlamaları için ilham veren sözler seçin. Yani bu kadar olur. Çünkü dediğim gibi değnek kralı ve kraliçesi çok yani ilham verici insanlardır. Örnek alırız biz onları. Belki birilerine mentorluk edeceksiniz. Danışmanlık vereceksiniz, yol göstereceksiniz, öğrencilerinizle bağ kuracaksınız. Özellikle öğretmenlere çok uygun bir açılım. Ve bakın deste altında ne var? Büyücü kartı. Ne dedik? Ortaya çıkardığınız işler, yaptığınız şeyler. Belki işte verdiğiniz danışmanlıklar, sunduğunuz şeyler, yaptığınız yemek dahi olur. Aşçısınız mesela. Yani yaptığınız yemeğin o restoranın ruhuna, kalbine dokunması. İnsanların wow bu ne böyle demesi. Her şeyin en güzelini yapmak. Çünkü sizin ününüz artıyor. Ve bence şu kişi kimse, onunla girilen etkileşim sizin de başarınızı arttırıyor. Burada ikili bir şey var. Bu desteği dinleyenlerin yarısı buradaki elçi yani prens. Küçük pozisyonda olan. Diğer yarısı da yönetici pozisyonda olan. Böyle bir karşıtlık olacak burada. Böyle bir ikilem olacak yani çok net, çok belli. Ancak dediğim gibi lütfen hani bu süreçte 2-3 defa okuyun sözleşmeleri, anlaşmaları. Ve evet tamam risk alın ama çok da bu dostlamada bence atlamayın. Biraz düşünmek, planlamak, dikkatli olmak da önemli olacak bir dönem. Evet, 3. deste. Dilerim ki buradakilerden en güzeller sizin için gerçek olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir ay sonra geri dönüp yazarsınız yorumlara yine. Neler oldu, neler olmadı şeklinde. Hoşça kalın.